Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biyolojik savaş tarihi uzun bir geçmişe sahiptir. Tarihi dönemlere bakıldığında var olan hastalık etmenleri savaşlarda düşmanı zayıflatmak için kullanılmıştır. Yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızılderililere çiçek hastalarının kullandığı battaniyeleri göndermesi bunun çarpıcı örnekleri arasında yer almaktadır. Sovyetler'de 1920'li yıllarda, İngiltere'de 1930'lu yıllarda, Almanya'da Nazi döneminde, Japonya'da 1932'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1943 yılında biyolojik silah kullanımı ve silah programları geliştirilmeye başlanmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti 1980-1993 yılları arasında Sahil Projesi kod adıyla biyolojik silah programı yürütmüştür. Bunların yanında İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri bu programları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Biyolojik savaş ajanlarının günümüzde savaş dışında da toplumları zayıflatmak için kullanıldığı sıkça ifade edilmektedir. Ayrıca ülkeler bu ajanları olası tehdit ve saldırılara karşı üretmekte veya elinde bulundurmaktadır. Biyolojik savaş ajanları öldürmek, sakat bırakmak veya kapasite bozmak amacıyla kullanılan mikroorganizmaları, bunların sporları ve bazı organizmalarca oluşturulan toksinleri içermektedir. Biyolojik silah olarak kullanılan ajanlar iki grupta ele alınır. Bunlardan birincisi canlı organizmalar ve bunların oluşturduğu sporlardır. İkinci grubu ise mikroorganizmaların ürettiği zehirli toksinler meydana getirir. Toksinler asıl canlılar olmayıp bunlardan elde edilen bileşenler oldukları için bazı bilim adamları tarafından kimyasal savaş silahı olarak da kabul edilirler. Küresel ölçekte güncel sorun hepimizin malumudur. İlk olarak Aralık ayında Çin'den hastalık haberleri gelmeye başlamış ve şu ana kadar 26 ülkede tespit edilen virüs salgın boyutuna ulaşmıştır. Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1600'ü, vaka sayısı ise 67.000'i aşmış durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiştir. Bugün koronavirüsün bir laboratuvar virüsü olduğu, biyolojik savaş aygıtı olduğu yaygın kanaat haline gelmiştir. Sayın milletvekilleri, bunların yanında tarım ürünleri üzerinden de doğrudan insanları öldürmeye yönelik olmayıp tarımsal ürünler üzerinde üretimi engelleyici ve sağlıksız nesiller yetiştirilmesini hedefleyen çalışmalarda yapılmaktadır. Bu yapıların geliştirilmesiyle giderek tarım yok edilerek hedef ülkenin dışa bağımlı hale getirilmesi ve biyolojik savaş bu durumunda biyolojik savaş içerisinde değerlendirilmesi dünya gündemindedir. Ülkemizde biyolojik savaşla ilgili mücadele için tedbirlerin alınması zaruridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve diğer kurumlarda biyolojik ve kimyasal silah bulunmamaktadır. Savunma amacıyla kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer savunma daire başkanlığı kurulmuştur. Bu birimin daha aktif hale getirilmesi ve donanımının artırılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu birimin daire başkanlığı düzeyinden çıkarılıp müstakil bir kurum haline de dönüştürülmesi gereklidir. Burada biyolojik, kimyasal, nükleer ve radyoaktif savunma sistemlerinin ayrı birimler olarak çalışması sağlanmalıdır. Şu anda biyolojik savaşta kullanılmaya uygun bakteri ve virüslere karşı tedavi araçlarının, aşılarının bir an önce geliştirilerek depolanması, toksinlere karşı önlem planları ve araçlarının oluşturulması ülkenin öncelikleri arasında ele alınmalıdır. Topyekin güvenliğimiz açısından bu konu özel önem taşımaktadır. Bunlarla ilgili çok fonksiyonel laboratuvarlar, araştırma imkanları bulunan merkezler oluşturulmalıdır. Biyolojik savaş ile ilgili bilimsel çalışmalar koordine edilmeli ve öncelikli alan olarak ele alınmalıdır. Aynı zamanda ülke içinde dolaşımı ile ilgili tedbirler alınması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak... Tamamlayalım Sayın Kalyoncu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanımıza ve milletimize karşı yapılacak saldırıların tümüne karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini özellikle vurgulamaktayız. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz güncel sorunların çözümüne odaklanmanın yanında gelecekte oluşabilecek sorunları da öngörerek önlemleri ortaya koyan bir siyasi hareketiz. Ülke olarak barıştan yanayız fakat her türlü savaşa, bu çerçevede biyolojik ve kimyasal savaşlara da hazırlıklı olmak zorunluluğumuz vardır. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.